Uluslararası birçok sergide eserleri sergilenen Çinli sanatçısı İsmail Yiğit, Lale'nin Çin'i ile dansını Emirgan'a getirdi. 550 eserin yer aldığı sergi Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sanatçı Yiğit eserlerin detaylarını TRT Haber'e anlattı. Bizim milli çiçeğimiz lale ve lale Allah'ı temsil ediyor. Çamuru, renk tonları ve yüzeyindeki özel mahsırla kendine özgü eserlere imza atıyor. Dünyadaki birçok müzede eserleri sergileniyor. Çinli sanatçısı İsmail Yiğit'in Lale'nin Çin ile Dansı isimli sergisi Emirgan'da ziyarete açıldı. Dağdan kazıp getirdiğim çamuru kendim reçetelendiriyorum. Kendi çamurumu kendim yapıyorum. En zoru da silisyum yüzdesi yüksek bir çamurla çalışıyorum. Yani o da bıçak sırtında yürümeye benzer. Çok risklidir. Çinli sanatçısı Yiğit'in eserlerindeki en önemli unsurlardan biri de yüzeydeki sır. O sırın iki ana ham maddesi vardır. Ben o iki ana maddeye 5 madde daha ilave edip sırrı biraz daha matlaştırıp biraz daha esrarını, gizemini artırıyorum. 16. yüzyılda yapılmış Osmanlı Çinlilerinin bir kısmı Avrupa'daki müzelerde sergileniyor. Örneğin bu eserlerin birebir kopyaları Londra'daki önemli müzelerde yer alıyor. Çinli sanatçısı İsmail Yiğit de bu eserleri asıl sahiplerinin de inceleyebilmesi için replikalarını üretiyor. Bu eserlerin birebir form olarak, renk olarak ve desen olarak replikalarını yaptım. Yaklaşık 20 yıl boyunca bunu yaptım ki herkes bütün dünya müzelerini gezip göremez. 550 eserin bulunduğu sergide en dikkat çeken bölümlerden biri Baba Nakkaş tabakları. 14. yüzyıl Baba Nakkaş tabakları, yani 14 tanesi bir arada burada ilk defa sergiliyorum. Sergi 15 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.